uğursuz. Bu eve adımını attığından beri başımıza gelmeyen kalmadı. Şu hizmetçi parçası bile senden cesaret alıyor. Ama burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Korkun benden, korkun. Hadi otur, yemeğimizi yiyelim. Bir sorun mu var anne? Yok oğlum. Sorun değil de... kızı fazla zorlama. Ben onu çok iyi anlıyorum. O da benim gibi... laf söz olur diye çekiniyor. Yersiz kuruntular bunlar. Laf edene gerekli cevabı ben veririm. Dediğim gibi... bu evde hak ettiğin saygıyı göreceksin. Hadi lütfen otur. Babam da oturmanı isterdi. Masal için geliyorum. Söylediklerini unutmuş değilim. Sadece rafa kaldırdım. Ama şimdilik. Kamp bitene kadar bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğim. Sen de kızının mutluluğu için bu kadarını yapabilirsin, değil mi? Kuruldu hemen masaya. Emir ekmeğine yağ sürdü tabii. Yılan bu kızı, yılan. Nasıl da sardılar etrafımı sinsi sinsi. Mutfaktaki ne altlar karıştırıyor acaba? Nereye takıldı bu kız? Ben bir gidip bakayım. Teşekkür ederim. Ne tuhaf bir duygu bu. Bana böyle sıradan biri gibi davranmasındansa öfkesine razıyım. Öfkemi, ona karşı olan bütün hislerimi bir kenara bırakırsam hafiflerim demiştim. Neden hala tonlarca yükün altında gibiyim? Ben... teşekkür etmek için oturdum ama aç değilim. Ben bir dayıma bakacağım. Onu yalnız bırakmak istemiyorum. Peki.
Dediğim gibi, bu masaya ne zaman istersen o zaman oturursun. İstediğin zaman istediğini yapabilirsin. Sen burada misafir değilsin. Dayının evindesin. Afiyet olsun. Sana da. Kusura bakmayın Cariden Hanım. Geciktim. Hikmet Bey'in pürasını yedirmiştim. Sen dur bakalım. Konuşacağız. Çadırları getirdim ya kuşak. Ay. Daha geldiler. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Narin. Narin. Eşim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Alt tarafa bir çadır. Ne var canım? Kurarım. Ruhsuz bal kabağı. Ne kadar da zormuş çadır kurmak. Sihir bile işe yaramadı. Keşke biri yardım etse. Çadırı tutsa.
Evet, şimdi sıra kazıkları çakmakta. Ne durumdalar? Bitiren var mı? Sıkı tutuyorsun değil mi? İster misin ilk biz bitirelim? Olur. Evet, bitti zaten, az kaldı. Düz şantaj yapıp beni tehdit ediyorsun ha? Öyle değil. Ben orta yolu bulalım, anlaşalım istiyorum. Bana istediğim parayı verir, maaşıma da zam yaparsanız bütün gördüklerimi unuturum. Bu kendini bilmesi cezasını vereceğim gün gelecek elbet. O zaman gözünün yaşına bakmayacağım. Ama şimdi suyuna gitmem lazım ki çenesini kapalı tutsun. Dik dur Nigar, dik. Titreme. Korktuğunu anladığı an biter her şey. Her şeyin bir bedeli var. Bunu hep siz diyordunuz. Öyle değil mi? Tamam. İstediğim parayı vereceğim. Ben gideyim o zaman. Aşkım, buradan tutsan. Masalcığım, şunu tut. Aa! Ne oldu? Aa, kıymık batmış. Küçücük bir kıymık. Ama çok acıtıyor, biliyorum. Bekle, hemen çıkaracağım, tamam mı? Birazcık. Ama ben sihirli bir öpücük konduracağım, hemen geçecek, tamam mı? Heh. Geçti mi? Evet, çadırımız da bitti zaten. Hayır, onu içme. Bırak, hasta olursun. Dur. Onu iç. Tamam mı? Baba, gördün mü? İlk biz bitirdik çadırı. Aferin benim güzel kızıma. Ne kadar da mutlu. Nasıl olacak? Gittiğinde ne yapacağız? Çadırımız bitti. Bizimkisi daha bitmedi. Dayım çok sever bu çorbayı. Hikmet Bey, senin elinden ne olsa severek içiyor kızım.
Bunlar da sokaktaki canlar için. Öyle mi? Neyi düşünmüşsün Melike abla? Havalar soğudu, onlar da yiyecek yemek bulamıyorlar. Ciğeri kapatır mısın kızım? Haşlanmıştır. Tamam. Melike. Buyurun Cavit Hanım. Migrenim tuttu. İlacım da bitmiş. Bak bakalım buralarda var mı bir yerde? Tamam, hemen bakıyorum. Bu pis koku ne burada böyle? Tavuk ciğeri. Sokak hayvanlar için. Şu ayak takımı yüzünden canım burnumda. Ama kabahat bende. Hizmetçiye de beslemeye de hadlerini bilmeyi öğretemedim. Kalmamış Cavidan Hanım. Ben sefere söyleyeyim, hemen alsın. Kendini akıllı sanıyorsun değil mi? Emir'e kendini acındırmayı başardın. Ama ben senin sinsi oyunlarını bozarım. Benim böyle bir niyetim yok. Sus! O zaman niye gelip hemen oturdun masaya? Aklınca eski günlere geri döneceksin. Ben bunları yutar mıyım? Yılan! Siz iyi değilsiniz. Sinirleriniz bozulmuş. Gidebilirsin demedim. Daha konuşacaklarım var. Dinleyeceksin beni. Siz yatışıncaya kadar sizinle konuşmayacağım Cavit Hanım. Konuşmayacaksın öyle mi? Benim evimde yatacaksın. Benim evimde benim paramı yiyeceksin. Aç karnını ben senin doyuracağım. Ama sen konuşmayacaksın. Al. Al sen bunu ye. Beslediğimiz sefil sokak hayvanından farkın yok senin. İlk kez kampa çıktığını söylememiş miydin Narin? Evet, ilk kampım. O zaman doğuştan yeteneklisin. Ne kadar çabuk kurdun çadırı. Eşiniz çok becerikli. Ha bu arada sizi tebrik etmeyi ihmal ettik, kusura bakmayın. Ayda 3-5 tane ülkeye çıkınca dostlarımızın özel günlerini kaçırıyoruz böyle. Geç oldu ama tebrikler. Allah mesut etsin. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Anne, babam çocuk çadırını kurdu. Çok güzel oldu. Harika. Bu arada çocuklar beraber kalalım diye tutturunca Yasin bizim yedek çadırı kurdu. Birlikte orada uyuyacaklarmış. Nasıl ya? Şu küçücük çadırda bu bal kabağıyla yalnız mı kalacağım? Bütün gece dip dibe. Korkar diye mi endişelendiniz yoksa? Korkmazlar. Çok heveslendiler. Onlar için geldik buraya. Artık onlar ne isterlerse yapacağız. Ben bir çocuklara bakayım. Dayısı için gelmişmiş. Kim için geldiysen geldin. Ben mi gel dedim sana? Gelmeseydin. Bu evde kursağından geçen her lokmanın parasını ben veriyorum, ben. Bu bile çok sana da. Hadi yine büyüklük bende kalsın.
Bana bak, Emir'in ne söylediği umurumda değil. Onun iyi niyetini kullanmana izin vermem. Oğlum senin gerçek yüzünü hala görmedi ama ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Bir daha o sofraya oturmayacaksın. Çok küçük burası. Dip dibe yatamam. Ya bir işin de ucundan sen tutsan ne olur? Ne yapıyorsun ki? Şu çarşafı ortaya gerdireceğim. Tek başıma yapamıyorum. Yardım etsene. Üstüne ben nasıl kalırım burada? Ben ödüyorum dedi. Dünyanın neresine gidersek gidelim, yanımızla Rize çayı götürüyoruz muhakkak. Oh mis, çok iyi yapıyorsunuz. Ben de her şeye katlanırım, tek çaresiz yapamam. Özlemciğim, iyi geziyorsunuz vallahi. Biz takip ederken bile yoruluyoruz size. Ben özellikle sana şapka çıkarıyorum Özlemciğim. Haklı, Yakupcan resmen gezerken büyüttün. Oteller, uçaklar. Çok teşekkürler. Çok seviyoruz gezmeyi, yeni yerler görmeyi, yeni insanlar tanımayı. Azerbaycan programınızı izledim. Çok güzeldi. Çok teşekkürler. Çok seviyorum Azerbaycan'ı. Azerbaycan'dan öyle mutlu döndük ki bir de güzel ağırlandık sorma. Siz de gittiniz değil mi Kemal Bey Azerbaycan'a? Kemal. Lütfen sadece Kemal deyin. Evet evet. Burada hanımları, beyleri unutalım. Henüz gidemedim. Ha, nasıl yani? Narin'in memleketi. Görmediniz mi? Narin'cim, eşini en kısa zamanda memleketine götür. Böyle güzelliklerden kimse mahrum kalmamalı. Narin, senin ailen İstanbul'da mı yoksa Azerbaycan'da mı yaşıyorlar? Akrabalarım orada. Peki ya ailen? Özür dilerim. Ya canım, tam zamanında aradım. Vallahi teşekkürler. Neden ki? Ya boş ver, sonra anlatırım. Sana ne oldu? Sesin titrek geliyor. Sıkıldım biraz. Öyle, bir sesini duymak istedim. Emir mi bir şey yaptı yoksa?
Yo, aksine. O kabullendi durumu. Sanki aramızda hiçbir şey yaşanmamış gibi davranıyor. Sıradan biriymişim gibi. E ne güzel işte. Senin de istediğin bu değil miydi? Unut dedin. Ben senin karın değilim artık dedin. O da unutmaya çalışıyor. Doğru. Ben istedim. Ya üzülme. Sen de alacaksın, bak gör. O da hayatına devam etmeye çalışıyor. Kızma Emre. Bak, boşanmak istediğin zaman onun gözlerinde seni ne kadar sevdiğini gördüm. Şimdi hayatına sensiz devam etmeye çalışıyor. Sen de aynısını yap. Haklısın. İkimizin de kendi yoluna gitmesi lazım. Reyhan, sen bir iş bulup çalışsan hem konaktan uzak kafa dinlersin. Aslında çok mantıklı. Ama dayım, onu bırakamam ki. Ya part-time iş bul diyeceğim ama o da senlik bir şey olmayacak. Neyse, tutmayayım ben seni. Öpüyorum çok. Konuşuruz sonra. Tamam canım, görüşürüz. En azından yiyeceğim ekmeğin parasını kazanırım. Kesin bir şey oldu yine ama bana anlatmıyor. Merak etmeyin, gözlerim onların üstünde. Masal pek doğal ortama alışkın değildi. Bir şey olmaz, çocuk onlar. Düşe kalka büyüyecekler. Zaten bu devirde sokaklar daha tehlikeli. Doğru. Çocuklar için en güvenli yerin evler olduğunu düşünüyoruz ama en büyük kazalarda evlerde oluyor. Mesela trabzanlar, açık kalmış elektrik kabloları. Çocuklar için, bir de masal yaşındaki çocuklar için çok tehlikeli. Doğru, haklısın. Narin çocuklar konusunda çok hassas Kemal. Ne kadar güzel bir iletişim var masalla. Çok şanslısın. Yani öyle tabii ama sonuçta öz annesinin yerini hiçbir şey tutmuyor işte. Yani yine de bravo sana Narin'cim. Gerçekten elinden geleni yapıyorsun. Annenin yerini kim tutabilir ki? Ayrıca benim de kimsenin yerini doldurmak gibi bir niyetim yok. Sadece içimden geldiği gibi davranıyorum. Ben su doldurup geliyorum. Annenin yerini çocuğu anneden daha fazla fedakarlık gösteren dolduruyor. Belki beden doğurur ama yürek büyütür. Beden doğumlu bir mucize yaratsa da asıl mucize çocuğu sevgiyle büyütmekte. Aynen. Doğru, haklısınız. Dünyayı gezerken öyle hikayelerle karşılaşıyoruz ki. Çok doğru. Söylemek istediğim şu. Anneye de baba olmak için biyolojik bağ ihtiyaç yok. Çocuğu saracak şefkatli bir yüreğe sahip olmak yeterli. Ve emin ol Narin'in bu fazlasıyla var. Abla, ben dışarı çıkıyorum. Tamam kız. Dışarı mı çıkıyorsun? Hı hı. Ben de Holding'e gidiyorum, bırakırım seni. Gerek yok, ben kendim giderim. Bir şey olmaz. Hadi. Görüşürüz Melike abla. Görüşürüz oğlum.
görüşürüz o zaman. Allah, haklarına ne haliyse onu ver. Pınar aslında iyi biridir. Sadece düşünmeden konuşur. Nereden çıktı bu şimdi? Suyu bahane edip gitmek isteyince kaçmak istedin sandım. Ne alakası var şimdi? Hem kız yanlış bir şey söylemedi ki. Senin söylediğini farklı bir dilde seslendirdim. Ben... Aslında bizim gerçekten evli olmadığımızı, attığımız imzanın formalite olduğunu bilse öyle demezdi. Ben takılmadım. Sen de boş ver. Bırak ben doldurayım. Sen takıldın. Allah'ım inşallah bana uygun bir iş vardır. Söylemeliyim. Haberi olmalı. Şey ben... Evet. Ben dışarı çıktım çünkü... Açıklama yapmak zorunda değilsin. Senin hayatın. Umursamadı bile. Dediği gibi onu ilgilendirmiyorum artık. Şu sokaktan geçen herhangi birinden farkım yok gözünde. O besleme ortalıklarda dolanmıyor değil mi Cavidan teyze? Emir'in yanına yaklaşmıyor demiştin. Cemre'cim, kalk gel kahve içerken konuşalım bunları. Annemle buluşacaktım ama... Tamam geliyorum. Anneme bir bahane. Anne ne yapıyorsun? Bir daha ağzından konak lafını duymak istemiyorum. Oraya artık adımını atmayacaksın. Özgür, ne haber? İyidir senden. Bir hafta oldu geleli ama hala seni göremedim. Geldiğinden haberim yok ki. Neyse, ayarlayalım bir şeyler. Ayarladık bile. Bu gece eğlencedeyiz. Eski günlerdeki gibi, hep birlikte. İtiraz istemem, sen de geliyorsun. Zafer'le konuştum. Akşama toplantı falan da yokmuş. Geliyorsun yani. Tamam. Tamam, geliyorum. Ben de çok özledim zaten hepinizi. Süper. Akşam görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Adım adım eski hayatına dönüyor. Benden önceki hayatına. Ben
bir yerde ineyim mi artık? Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben söyleyeceğimi söyledim Cemre. Daha fazla uzatmayacağım. Oldu olacak. Eve de kitle beni ha. Telefonumu falan da al. Gerekirse onu da yaparım. Senin iyiliğin için her şeyi yaparım. Buna ben karar versem, benim için iyi olana, bugüne kadar sana hep bir yetişkin gibi davrandım. Anlattım, rica ettim, yalvardım, bağırdım, kızdım ama yok. Her seferinde beni çaresiz bıraktın. Hiçbir işe yaramadı Cemre. Artık yeter. Anne. Cavidan denen o kadının sana neler yaptığını görmüyor musun? Kör mü oldun kızım? Allah'ım inanamıyorum. Bir de onunla görüşmek için bana yalan söylemeyi bile düşünüyorsun. Ya o konunun Cavidan teyzeyle bir ilgisi yok. Var ya da yok. Ben senin asıl niyetini biliyorum. Buna artık bir son vereceksin Cemre. Konak bitti. Cavidan'la ahbaplık bitti. Bu kadar. Emir'in yakasından da düş artık. İstemiyor seni, görmüyor musun kızım? Ben kimsenin peşinde değilim. Emir'in beni fark etmesi için sadece biraz zamana ihtiyacım var. Hem sen ne anlarsın ki ha? Aşktan ne anlarsın ha? Benim hissettiklerimden ne anlarsın ki? Yıllar boyunca sadece işine ve bana odaklandın. Beni anlamanı beklemiyorum zaten. Ama yoluma taş koymana izin vermem. Haklısın kızım. Yıllardır sadece seninle ilgileniyorum. Ama görüyorum ki yetmemiş. Kabul ediyorum. Başarısız oldum. Bir gün ölürsem böyle korkunç yalanlar içinde bırakacağım için gözüm açık gidecek. Emin ol gözüm açık gidecek. Bu arada söylediklerimde ciddiydim. Konağa gitmek de yok, Cavidan'la görüşmek de. Baba. Efendim kızım. Oyun oynayacağız. Tamam kızım oynayın. Biz değil sadece büyükler de. Çocuklarla bir oyun hazırladık. Anneler babalar ormandaki hazineyi bulacaklar. Hazine mi? Evet çocuklarla beraber sakladık. Ama oyunu biz hazırladığımız için. Maalesef biz katılamıyoruz.
biz hakemiz. Her ailenin bir pusulası ve haritası var. Biz çocuklarla sizi burada bekleyeceğiz. Değil mi çocuklar? Evet! Baba lütfen hazineyi siz bulun, biz kazanalım. Şuraya bir imza alayım. Hayırlı olsun. Yalnız temizlik işi zor bir iştir. Sonuçta tecrübeniz de yok. Her zaman kuruluya denk gelmez. Yani iş yeri olur, inşaat sonrası olur. Merak etmeyin, ben üstesinden gelirim. Öyle diyorsanız. Peki ne zaman başlarım? Yani benim acilen başlamam gerekiyor da. Müşteri eleman listeleri sabit. Hangi elemanın hangi müşteriye gideceği ay başında belli oluyor. Hani nereden baksanız 3 hafta sürer. Öyle mi? Peki yapabileceğiniz hiç mi bir şey yok? Benim çok acil işe ihtiyacım var. Maalesef. Bir saniye. Buyurun Nevin Hanım. Merak etmeyin Nevin Hanım, hemen ilgileniyorum. Özgür aradı. Akşama toplanıyoruz dedi. Sen de geliyormuşsun ha? Hı, geliyorum. Ya, niye şaşırdın? Niye mi şaşırdım? Hayatımı yaşamayayım mı? Yaşa tabii. Yaşa da. Seni iyi tanıyorum. Sırf Reyhan'a tepki olsun diye onsuz daha iyi olduğunu göstermek için yapıyorsun. Alakası yok. Hem geçti gitti o. Bitti yani, ben de kendi hayatıma bakıyorum. Reyhan'ı hayatımdan da kalbimden de çıkardım diyorsun yani. Neden sustun? Ben kendime bir söz verdim Zafer. Neyse. Çalışmaya devam edelim mi? Bu dosyada bir sorun var. Bir baksana. Gittiğimizden emin misin? Pusula var elimde. Merak etme. Ya kaybolmayalım da hazineyi bulacağız derken. Kaybolmayız. Bu arada konusu hep açıldı ama hiç konuşamadık. Ailen hala Azerbaycan'da mı? Annem evet, Azerbaycan'da. Baban? Eğer bu konu seni rahatsız ettiyse... Atam! Bırakın atamı! Atam!
Atam! Atam! İyi misin? İyiyim. Konuşmak istemiyorsan boş ver. Vallahi aslında benim size teşekkür etmem lazım. Neden ki? Yani iş kabul ettiniz. Nevin Hanım biraz huysuz bir müşterimizdir. Hiç kimse onun evine gitmek istemiyor. Ben idare ederim, merak etmeyin. Yani huysuzdur muysuzdur ama sonuçta ele açık bir kadındır. Eğer memnun kalırsa iyi bahşiş de verir. Yok, konakta değilim. Eve geçiyorum. Annemle vakit geçireceğiz. Yonca, ben seni sonra arayayım mı? Konuştuğu adam da kim böyle? Ne işler çeviriyorsun sen? Haritada görünen tepe yok. Koca tepe nereye gider ki? Hatırlıyorsan sana doğru yöne gittiğimizden emin misin diye sordum. Sen ne dedin? Eminim, merak etme. Etmedim bak, kaybolduk. Abartma, kaybolduğumuz falan yok. Pusulamız var. Kuzeye doğru gideceğiz. Bu taraftan gitmemiz lazım. Kuzey o taraf değil ki, bu taraf. Pusuladan iyi mi biliyorsun? Ağaçlara bak. Ağaçların kuzeye bakan tarafları yosun tutar. Burada bir yanlış var. Bu pusula bozuk. Bak. Kaybolduk o zaman. Kampa dönmemiz lazım. Tebrikler. Pusula bozuksa ben ne yapayım? Gözlem varayım da konamaz. Masal da merak etmiştir. Çekmiyor. Ne yapacağız? Ya dur, merak etme. Sen kafamı karıştırmazsan ben kampın yolunu bulacağım. Nereye gidiyorsun? Oradan gelmedik mi? Hayır, bu taraftan. Hayır, buradan geldik. İnat etme, bu taraftan. Ya eminim. Ben de eminim. Sen nereden istiyorsan git, ben buradan gidiyorum. İnada bak. Yanlış yöne gittin an deyip döneceksin nasılsa. Oldu mu? Bundan sonra... Hiç merak etmeyin Cavidan Hanım. Sırrınız bende güvende. Konu kapandı. Müsaade ederseniz ben...
Dur! Salona bir kahve yapıp getir. Tabii. Siz geçin salona. Ben şu parayı bırakıp hemen kahvenizi yaparım. Gelmedi, inat işte. Tek başına kampı bulamazsın, duyuyor musun beni? Neredesin? İnatçı keçi, neredesin? Nasıl bulacağım ki ben şimdi seni? Keçi kim? Sensin, kim olacak? Keçiden bile daha inatçısın. Ne yapıyorsun burada? Seni bekliyorum. Yanlış yola gideceğini fark edip dönecektin. Hatırladın mı bu ağacı? Hatırladım. Ya kimmiş inatçı? Kim yanlış yola gidiyormuş? Kolay gelsin. Gerçi kim kaldı ki konakta beni merak edecek? Belki bu gece dönmez bile eve. Neden durduk? Ya çok karanlık. Ya yanlış yoldan gidiyorsak? Kamptan çok uzaklaştık. Şarjım da azaldı. Karanlıkta yolumuzu bulmak çok zor olacak. Ateş yakıp sabaha mı beklesek? Tekrar ara, Masal merak eder bizi. Pardon, seni. Beni niye merak etsin ki, değil mi? Şu an didişmenin sırası değil, yeterince gerginim zaten. Nihayet sinyal geldi. Nihayet. Neredesiniz Kemal? Merak ettik sizi. Karanlıkta yolumuzu kaybettik. Geç kaldık biraz. Masal ne yapıyor, nasıl? Masal çok iyi. Keyfi gayet yerinde. Yani yerindeydi. Çocukların hepsi birlikte uyudu. Ben size konum atayım. İyi olur. Ha, merak etmeyin. Orman güvenli. Bizzat tecrübeyle sabit. Milli park sonuçta. Evet, gelemezseniz de sorun olmaz yani. Tadını çıkarın. Macera işte. Atıyorum konumu. Tamam, sağ ol. Konum atacak. Şarjı bitti. Seninkini versene. Ben kampta bıraktım telefonu.
Masal iyiymiş, uyumuş. Ya merak etme. Özlem orada bakacak. Çok enerji dolu bir kadın. 10 çocuk olsa onunla da bakar. Al bakalım şunu gülüne. Gerek yok. Üşümüyorum. Üşümüyorsun ama titriyorsun nedense. Bu şartlarda inatlaşmak yok. Nereye? Ateş yapmak için bir şeyler bakacağım. Çakmağın var mı? Nasıl yakacaksın? Sen de üşüyorsun. İyiyim ben. Üşüyorsun sen de. Montunu bana verdin. Al sen de faydalan. Kampmış bu. Bildiğin kamp işte. Ormanda, çadırda falan kalıyorlar. Hiç mi duymadın? Ha, evet tabii. Kemal Bey bana haber vermeden bir yere gitmezdi de. O yüzden şaşırdım biraz. Kimse yok yani. Tam zamanı. Bir şekilde içeri girmem lazım. Ne zaman gelirler biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum canım. En azından ben şunları çalışma masasına bırakayım. Sen bana ver onları. Ben abimin masasına bırakırım. Zaten buraya kadar yorulmuşsun. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kal. Görüşürüz. Uykum geldi. Nasıl uyuyacağız? Askerdeki gibi. Nasıl? Sırt sırta verirsek üşümeyiz. Ben bir şekilde ısınırım. Sen bilirsin. Sırt sırta uyuyalım. Ateş yakabilseydik iyi olurdu. İnsan bir kampa gelirken çakmak getirir. Sen niye almadın? Ben en son çıktım evden.
Yaman sana yetiyor mu? Dışarıda kalmadın değil mi? Yok, iyiyim. Ama iyi sordu Allah. Hı hı. Masal. Uyudu dedin. Ya uyanırsa? Hiçbir şey olmaz, arkadaşları yanında. Çok mutluydu onlarla. Hem uyanırsa da Özlem yanında. Bakar. Endişe etme. Yok, etmiyorum da. Masal çok şanslı bir kız. Bir kız çocuğu için babası onun kahramanıdır. Gölgesi bile güçlü hissettirir. Allah hiçbir kızı babasız bırakmasın. Sabah sana masal için söylediklerim. Kusura bakma, biraz ileri gittim sanırım. Sen... Neden arayıp haber vermiyorsun? Dosyalara da almış gitmişim. Sonradan aklıma geldi ama yorgundum çok. Hiç havamda değilim. İşi gücü bahane etme hiç. Gelmeyeceğini biliyordum zaten. Hı hı. Sonra konuşuruz. Sen beni idare ediver. Nerede kaldın bu saate kadar? Nerede? Saat kaç? Bu saate kadar sokakta ne iş var?
Alsam... Yok. Kıskandığımı falan düşünecek.